Son yıllarda konut fiyatlarındaki artış dikkat çekerken ev sahibi olmak isteyenlere ve kiracı olan vatandaşlar sektördeki hareketliliği yakından takip ediyor. Gayrimenkul uzmanı Ebru Kain açıklanan destek paketleri ve sürdürülen projelere yönelik açıklama yaptı. Kain, inşaat üreticileri ve müteahhitlerin yeni evin projesinden olumlu bir şekilde etkilenmesini beklediklerini vurguladı. Nişantaşı, Şişli, Kadıköy, Bakırköy buralarda bir fiyat düşüşü bu anlamda beklemiyorum ama Bağcılar, Esenler, Zeytinburnu, Ataşehir büyük ihtimalle etkiler. Biz inşaat üreticileri, konut firmaları geçen yıl bildiğiniz gibi bu enflasyon ve döviz bazlı artışlardan dolayı bir durgunluk yaşadık. Ama buna rağmen yine de süre gelen bir sektördü emlak sektörü, inşaat sektörü. Yeni evimde de bu konut inşaat desteği projesi KGF'den verilen ve yeni evin paketi bizi olumlu yönde etkileyecek. Hem arz yapan bizleri hem talep eden müşterileri olumlu etkileyecek. Sarıyer, Şişli, Bakırköy, Kadıköy, Nişantaşı buralarda metrekare fiyatında artış gözlendi son 6 ayda. 2023'te ben bu saydığım ilçelerde herhangi bir düşüş beklemiyorum. Bilakis artış bekliyorum. Çünkü burada konut arzı az. Ama yeni bölgelerde, İstanbul'un daha dış bölgelerinde tabii ki talepten dolayı, yani arzdan dolayı, bu yeni açıklanan KGF paketlerinden dolayı arzda çoğalma olacağı için fiyatlarda bir düşüş bekliyorum. Dolayısıyla bu düşüş şu an ana gündem konusu olan kira yükselişlerini de etkileyeceğini düşünüyorum. Birçok ev sahibi olmayan orta gelirli insanın da kiradan dolayı mağduriyetinin giderileceğini ve ev sahibi olacağını düşünüyorum. Tabii dolaylı olarak da bu zaman içerisinde, önümüzdeki 6 ay içerisinde 2023'te kiralarda bir düşüş bekliyorum ben. Geçtiğimiz gün Ekonomi Bakanımız Sayın Nebati'nin açıkladığı KGF paketlerinden yeni evim desteğinde 20 milyar kefalet limitli yeni evim projesi de biz müteahhitleri, inşaat üretenleri olumlu yönde etkileyecek. Buradaki tek şartlardan birisi yeni başlayacak olan sıfır konutlarda bu projeye dahil olarak başlamamız gerekiyor. Ve bankayla da bununla alakalı bir garantörlük sözleşmesi imzalamamız gerekiyor. Bunları sağlayan müteahhit firmalar da bu projeden faydalanabilecekler. Sektör için çok iyi bir şey. Bir kere arzda bir canlanma, ekonomide bir can suyu olacak. Ben olumlu olarak görüyorum. Ekonomi için çok olumlu paketler bunlar. Diğer destek de konut inşaat destek paketi gene KGF'de. Bildiğiniz gibi geçen yıl ham madde girdilerinden dolayı, enflasyon ve döviz bazlı artışlardan dolayı projelerini tamamlayamamış, yarım kalmış müteahhitlere, konut üreticilerine bir fayda sağlayacak. Buradan gelecek olan finansman desteğiyle bu firmalar konutlarını, inşaatlarını tamamlayıp arza sunacaklar. Tabii bu da sektörde bir canlanmaya neden olacak. Tamamlanmamış projeler ekonomiye katkıda bulunacak ve talepte de faydası olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Kurum'un da geçen gün açıkladığı gibi bu yeni evin paketi ikinci el konutları dahil değil. Ama Sayın Kurum'un açıklamasında ikinci el paket için de çalışmalara başladıklarını ama yakın zamanda, yani kısa zamanda herhangi bir şey beklemememizi ama bunun için bir komisyon kurup bunun için çalışmalar yaptıklarını söylediler. Açıkçası biz de bunu bekliyoruz. Bizim için bu da olumlu olacak. Çünkü piyasada birinci el konutta herhangi bir sıkışma yaşandığında ikinci el konut da talebi karşılamak için bir can suyu olabilir.